Merhaba arkadaşlar, Rençber TV kanalına hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Hatırlatmamızı yaptıktan sonra videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar, çektiğimiz seri videolarda bundan bir önceki videoda bu iki biber hatının arasını çapa motoruyla çapasını yapmıştık. Fakat motorun giremediği alanlar, bu dar alanları da işçi yardımıyla eliyle kazmasını yapmaktayız. Biz buna kara kazma işlemi diyoruz. Bu kara kazma işlemi hem kök boğazının havalanmasını sağlıyor hem de bitkinin yabancı otlardan temizlenmesini sağlamaktadır. Arkadaşımız nasıl yaptığını sizin için bir göstersin. Şu şekilde arkadaşlar, hem kök boğazını biraz dolduruyoruz, bir de yabancı otlardan da temizlemiş oluyoruz bitkiyi. Bu işlem bitkiler için çok faydalı bir işlemdir. Yani bu kara kazma işlemi bir gübre niyetine, iki gübre niyetine yapabilirsiniz. Gerçekten çok faydalı bir işlemdir. Arkadaşlar, daha önceki videoların birinde bir yorum gelmişti. Şöyle bir yorum gelmişti. Damlama hortumu ile biber kökü arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır diye bir soru gelmişti bana. Bunu da bir video vasıtasıyla yanıtlayalım. Damlama hortumu ile biber arasındaki mesafe 10 ile 15 santimetre olması yeterlidir. Damlamaların direkt biber köküne temas etmemesi daha faydalı olmaktadır. Çünkü su ve verdiğimiz gıdalar, ilaçlar direkt biber köküne temas ettiği takdirde kök bölgesi çok ıslanacağından fungal hastalıkların meydana getirebilir. Bu nedenle damlama hortumu, yani damlacıklar biberden 10 ile 15 santimetre uzakta olması yeterlidir. Bu gördüğünüz biber sivri acı biber çeşidi. Bu biberin sıra üzeri mesafesi 40 santimetre arkadaşlar. Yani şurada iki sıra görüyorsunuz. İki biberin arası 40 santimetre. Öbür taraf da aynı şekilde. Dekara yaklaşık olarak 4500-5000 adet fide yemektedir arkadaşlar. Bu taraftaki bölümde ise gördüğünüz biber, bu da sivri ama tatlı biber. Bunun da mesafe arası 40 santim. İki sıra arası ise 110 santimdir. Sıra üzerindeki iki hatın mesafesi ise 25-30 santim civarındadır. Motorla çapalama işlemimiz bitmemişti. Arkadaşımız ileride zoom yaparak gösterelim. İleride çapa motoruyla boş alanı çapalamakta. İşçiler de arka taraftaki alanı el ile küçük kazmalarla kara kazmasını yapmaktadır arkadaşlar. Bu işlemler de bittikten sonra Allah izin verirse bu motorun, çapa motorunun çapaladığı alanı lister yardımıyla derinleştireceğiz ve büyük kazmalarla o çıkan toprağı biber köküne getireceğiz. Yani bir iki işlemimiz daha var. O işlemlerden sonra artık çıkan yabancı otları el ile bir de ilaçla kontrol altında tutmaya çalışacağız. Bugün 28 Nisan arkadaşlar. Bu biberin meyve vermesine yaklaşık olarak 45 gün gibi bir süre gerekiyor.
Arkadaşlar, sormak istediğiniz veya aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.